Herkese merhaba, ben Çağan. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere çok önemli bir konuyu anlatmak istiyorum. Özellikle kayıt anında eğer birden fazla mikrofon kullanmamız gerekiyorsa ve birden fazla mikrofonlu bir iş yapmamız gerekiyorsa stereo mikrofonlama tekniklerine hakim olmamız gerekmekte. Çünkü gelişigüzel koyulmuş mikrofonlar mix esnasında büyük sorunlara yol açmakta, aynı zamanda kaynaktan gelen sesi yeteri kadar iyi kayıt edemememize neden olmaktadır. Eğer kaydı iyi yapmak istiyorsak unutmayın ki stereo mikrofonlama tekniklerine hakim olmamız gerekmekte. Bu sadece stüdyo için değil, konserde, tiyatrolarda birden fazla mikrofon kullanmamız gereken her yerde bu mikrofonlama tekniklerini bilmemiz ve bunları doğru şekilde uygulamamız gerekmektedir. Bugün sizlere en fazla kullanılan stereo mikrofonlama tekniklerinden birkaçını hem görsel hem de duysal olarak anlatmaya çalışacağım. Stereo mikrofonlama tekniklerinde en çok kullanılanlar AB, XY, MS, ORTF, NOS, Blümlein ve DIN. Kabaca 7 adet mikrofonlama teknikleri bulunmakta. Tabii ki de sadece bunlarla sınırlı değil ama dünyada en çok kullanılan teknikler bu şekilde. Aslında bakacak olursak bu teknikler içerisinde sadece 3 tanesini iyi kullanabiliyor olsak bile bize çok iyi kayıt yapma imkanı tanıyacaktır. Stereo mikrofonlama yapmak için en önemli hadiselerden biri de stereo mikrofonlardır. Eğer elimizde stereo bir mikrofon yoksa, yani match pair bir mikrofon yoksa, seri numarası arka arkaya olan mikrofonları tercih etmemiz gerekir. Çünkü teknik özelliklerinin aynı olması önemlidir. Bazı firmalar teknik özellikleri aynı olan mikrofonları bu şekilde match pair olarak bir pakette sunmaktadır ve bunları alıp kullanırsanız çok daha iyi kayıtlar elde edebilirsiniz. Şimdi bu mikrofonlama tekniklerinin nasıl yapıldığını size önce anlatıp daha sonra da duysal ve görsel olarak göstermeye çalışacağım. Stereo mikrofonlama teknikleri arasında en popüler olanlardan biri AB tekniğidir. AB tekniğini uygulamamız için 50 cm ile 3 metreye kadar uzanan bir mesafeye ihtiyacımız bulunmaktadır. Avantajları arasında atmosfer, oda sound'u ya da ortam içerisinde bir kayıt yapmamız gerekiyorsa, ortam sesini kaydetmemiz gerekiyorsa bu tekniği kullanarak kayıt edebiliriz. Omnidirectional ve kardiyoid kapsüllerle bu kaydı gerçekleştirebiliriz. Avantaj olarak geniş bir stereo imajı kaydetmemize olanak tanır. Fakat monoya düştüğünde bir o kadar da kayıp olacaktır. Özellikle bu tekniği uygulamamız gereken yerlerde bunu göz önünde bulundurmamız önemlidir. Bir diğer popüler mikrofonlama tekniği de XY'dir. XY iki mikrofon arasındaki açının 90 ile 120 derece olmasıyla yapılır. Bu şekilde yapılan kayıtlar gerçekçi bir stereo imaja ve oldukça iyi bir bas responsuna sahiptir. Ve unutmayın ki avantajları arasında monoya düştüğünde faz problemi en az olan mikrofonlama çeşitlerindendir. Popüler bir mikrofonlama çeşidi olan XY birçok kamera ve el kayıt cihazlarında da kullanılmaktadır. Bir diğer stereo mikrofonlama tekniklerinden biri de MS'tir. MS açılım olarak mid, side ya da mid surround olarak da adlandırılabilir. MS diğer mikrofon tekniklerine nazaran iki farklı mikrofonla yapılabilme imkanı sağlamaktadır. Burada önemli olan mikrofonlardan bir tanesinin paterninin cardioid, diğerinin de paterninin figure of eight olması gerekmektedir. Eğer kaydettiğimiz preamp MS decoder özelliği sunmuyorsa günümüz teknolojisinde yapılabilmektedir. Bunun ayrıntılarını az sonra zaten göreceğiz. MS'in en büyük özelliklerinden biri odayı çok iyi kaydetmesi ve monoya düştüğünde neredeyse sıfır kayıba neden olmasıdır. O yüzden de çok eskiden beri kullanılan bir tekniktir. Orkestra kaydı, davul kaydı, ambiyans, piyano, cello, keman bu şekildeki enstrümanları çok rahat kaydedebiliriz. Aynı zamanda da faz problemi yaşatmadığı için de oda mikrofonu olarak da iyi bir performans verir. Evet, en popüler mikrofonlama teknikleri bu bahsettiğimiz 3 mikrofonlama tekniğidir. Geri kalanlar aslında bu 3 mikrofonlama tekniğinden esinlenerek yapılmıştır. Mesela ORTF, Fransız Radyo ve Televizyon Kurumu'nun bulduğu bir mikrofonlama çeşididir. XY'den tek farkı açılarının 110 derece olmasıdır. Böylece daha geniş bir stereo imajla kayıt yapma imkanı sağlar. Biz de bugün bu 3 mikrofonlama tekniğini ele alarak çeşitli kayıtlar gerçekleştireceğiz ve bu kayıtlar arasındaki sound farklılıklarını gözlemleyeceğiz. Şimdi stüdyoya gidip bunları nasıl gerçekleştirmemiz gerektiğini daha ayrıntılı bir şekilde size anlatmaya çalışacağım. Evet, şimdi burada bir match pair mikrofonumuz var.
Gövdeden yaklaşık bir 50 santim, 45-50 santim ileriye koyduk. Buradaki amacımız bütün bir gövdeyi kayıt içerisine almak. Mikrofonumuz aynı preamp'e gidiyor. Preamp'i de match pair. Zaten stereo bir mikrofon preamp'isi. Şimdi Baran bir çalsın. Yakın alandaki AB mikrofonlamada ne gibi bir etki yapılıyor? Onu bir duyalım. Evet, şimdi açılarımızı ayarladık. Şu tarz bir aparatla mikrofonlama yapmamız daha da kolay oluyor. Ölçüleri çok iyi ayarlayabiliyoruz. Şimdi aynı pozisyon, aynı şekilde XY mikrofonlamanın sağ olduğunu duyalım. Aynı şeyi çalalım Baran. Evet, şimdi burada bir MS mikrofonlama yaptık. Biraz önce stereo mikrofonladığımız diğer mikrofonumuzu, yani Octava'yı Centra koyduk mid'de. Side olarak da Levit'in bir mikrofonunu koyduk hemen altında. Görüntüde de görüyorsunuz zaten. Şimdi bu şekilde bir MS kaydı alacağız. Bunu nasıl yaptık? Side kanalını kopyaladık ve kopyaladığımız kanalın fazını ters çevirdik. Şimdi aynı ölçüyü aynı tuşa da senden çalmanı istiyorum Baran. Bir de mid-side sound'umuza bakalım. Evet, en popüler 3 mikrofonlama tekniğini sizlere anlatmaya ve duyurmaya çalıştım. Umarım başarılı olabilmişimdir. Unutmayın ki iyi bir sound'un temeli iyi bir kayıttan geçer. Eğer elinizde iyi bir kayıt yoksa iyi bir mix, iyi bir sound olması neredeyse imkansızdır. O yüzden siz de sound'unuzu kayıtta bitirmeye özen gösterin. Bundan sonraki projelerinizde stereo mikrofonlama tekniklerini ve kurallarını uygulayarak çok daha iyi bir sound elde edebilirsiniz. Videonun sonuna gelirken lütfen kanala abone olmayı, like etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Önümüzdeki eğitim videolarında görüşmek üzere. Ben bu eğitim videolarını daha sık çekmeye çalışacağım. Umarım zamanım olur. Şimdilik herkese sevgiler. Alerjim azdı. O yüzden çok hızlı bir şekilde konuşup videoyu bitirmek istedim.